İstanbul'da Haliç üzerine yapılan Türkiye'nin ilk metro geçiş köprüsü 15 Şubat Cumartesi günü açılıyor. Ancak köprünün tasarımı ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla açılacak olan köprü ve yeni metro hattının bitirilmesi için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Ancak uzmanlar ve mimarlar bu projenin İstanbul'a yakışmayan bir köprü olduğunu savunuyor. Örneğin Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Cevat Erder bunu utanç köprüsü olarak niteliyor. BBC Türkçe için Rengin Arslan'ın görüştüğü Profesör Doktor Zekiye Yenen de köprüyü birden fazla nedenle eleştiriyor. İstanbul'un o kadar ilginç bir silüeti vardır ki gerçekten insanlar, yani modern grafik sanatçıları böyle bir silüeti herkes gıptayla seyrediyor. Müthiş bir planlama kültürü var arkasında. Aksi söylense de Batı literatüründe. Şimdi bu silüetin dolayısıyla korunması gerçekten İstanbul'u ileriye taşımak açısından çok önemli. Dolayısıyla Haliç'te yapılacak her türlü inşaatta bu silüeti korumakla ve bunun üstüne titremekle alakalı olmalı. Süleymaniye bütün dünyanın kabul ettiği eşsiz bir ustanın gerçekten hem şehircilik hem mimarlık açısından ve hem de yapı sanatları açısından bu kültürü, yüzlerce, binlerce yıllık kültürü taşıdığı bir doruk ve çok özel bir yapı. Bu silüetle yarışmayacak, yeni bir imza olmayacak. Yani bu da çok başarılı bir mimarlıktır. Mimarlık sadece çok dikkati çeken bir yapı yapmak değildir. Mimarlık gerçekten çok değerli bir çevrede, o çevreyle uyumlu bir şey de üretebilmektir. Şu anda Süleymaniye gerçekten gölgede kaldı. Görünmüyor çünkü, yani gölgede kaldı derken bu eser çok müstesna bir eser anlamında söylemiyorum. Görünmüyor. Herkesin tercihi aslında bir kentte güçlü bazı özellikler varsa onları sürdürmektir. Yani sadece onları destekleyebiliriz ama onlara yeni rakipler getirmeyiz.